Bayındır Elektronik'ten merhaba arkadaşlar. Loji D29 radyomuzun tanıtımını yapacağız ve ürünümüzü inceleyeceğiz. Ürünümüzün kutusu bu şekildedir. Kutu içeriğinden çıkan aksesuarlar şu şekilde. Bir adet kullanma kılavuzu. Bir adet şu şekilde beyaz pili de yanına dahil kumandası. 2 adet kablo. Birisi şarj kablosudur. Diğeri ise çift uçlu stereo aux kablosudur. Arkadaşlar ürünümüz tamamen ahşaptır. Sadece arka plakası ABS malzemedir. Sert ve hafif bir plastik. Ön tarafta ise şurada hasır bir kaplama vardır. 2 adet hoparlör bulunmaktadır. 5 watt artı 5 watt toplamda 10 watt ses gücüne sahip. Aynı zamanda arka tarafında subwoofer bulunmaktadır. Bunun haricinde ürün antenlidir. Şu şekilde çift alarmlı dijital radyo. Radyomuzun on-off düğmesine basarak açıyorum. Öncelikle radyo modundan başlayacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şu anda 88.2. Radyo frekansını değiştirmek için kumandayı da kullanabilirsiniz. Ürünün üzerinden şurada sev düğmesi var. Ona bir kez bastığınızda burada fire yazısı yazacak. Fire yazdıktan sonra volüm düğmesinden aç kapa yaparak frekansı değiştirebileceksiniz. Şu anda yapıyorum. Sev düğmesine bir kez bastım. Fire yazısını gördüm. Şöyle frekansı artırıyorum arkadaşlar. Örneğin daha ileriye gidelim. Bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde otomatik kayıt yapmak için play pause düğmesine basılı tutuyorum. Radyo otomatik kayda başlıyor. Her şey çok şükür mahcup olmadı. Durdurmak için bir kez bastığımda bu şekilde duruyor. İleri geri düğmeleriyle radyolar arasında geçiş yapıyorum. Sabahleyin kalkıyorsunuz. Sabah namazı için camiye gidiyorsunuz. İşte orada giderken volüm seviyesi 32'dir. Bayağı güçlü bir radyodur. Dijital, sağlam bir radyo arkadaşlar. Uykunuz geliyor. İşte alın bu pekmezi. Bir tatlıca kaşığı tüketin. Bu ekrandaki led ışığı bataryayı çabuk bitirmemesi açısından şuradan kademeli olarak kısabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde saat ayarlamak için en sonda bulunan time düğmesine bir kez basıyorum. Bir daha basıyorum. Alarm 2 geldi. Bir kez bastım. Saat geldi. Saati ayarlamak için buradan örneğin 17 çift sıfıra kuralım. Şu anda saati kurdum. Dakikasını ayarlayacağım. Onu da çift sıfıra getirdim. Getirdikten sonra bir kez şu düğmeye bastım. Tekrar şu an saat 17 kuruldu. Alarmları kurmak için örneğin 4.50 diyor. Şu anda burada alarm 1 yazısı varsa bu alarm kuruldu demektir. Onu aktif etmek için yani kapatmak için şuradan alarm moduna geliyorum. Bir kez bastığımda alarm buradan çıktı. Alarmı kurmak için tekrardan alarm bir örneğin diyelim ki 7.30'a kurduk. Örneğin 7.30'a getirdim. Şu anda alarmım kuruldu.
Gördüğünüz gibi burada alarm işareti var. Bir kez bastığımda alarm işareti kalkacak. Şuraya basıyorum arkadaşlar. Buraya bastığımda alarm buradan kalkacak. Şu anda alarm kalktı arkadaşlar. Radyo bu şekilde. Bluetooth moduna geçeceğim arkadaşlar. Moddan Bluetooth moduna geçtim. Öncelikle USB flash bellek ile deneyeceğim. Arka tarafında bulunan USB flash bellek girişine flash belleğimi takıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde şarkıları buradan ilerletebilirim. İsterseniz tabi kumandadan da şarkıları değiştirebilirsiniz. Flash belleği çıkardım arkadaşlar. Şu an telefonumdan Bluetooth ile bağlantı kuracağım. Bluetooth'tan arama yapıyorum. Şu anda Bluetooth modunda D29 olarak çıktı. Evet, şu anda bağlandım arkadaşlar. Örneğin telefon görüşmesi de yapabilirim. Ama ben YouTube'dan müzik açacağım. Örneğin şuradan Türk Sanat Müziği açalım. Evet arkadaşlar. İsterseniz buradan da değiştirebilirsiniz. Örneğin. Evet, radyo üzerinden kumanda edebiliyorum. Buradan durdurup başlatabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, radyomuz bu şekilde. Şimdi radyo ile ilgili kısaca genel bir bilgi verelim. 600 mAh bataryası bulunmaktadır. Şarjı yaklaşık dinlemeye göre, ses gücüne göre değişmekte. Yaklaşık olarak 6-7 saat gitmektedir. Şu şekilde kapattım. Burada USB flash bellek girişi bulunmaktadır. Buradan flash belleğinizi takarak az önceki gibi müzik dinleyebilirsiniz. Telefonunuzun micro USB hafıza kartını takarak müzik dinleyebilirsiniz. Burada şarj girişi bulunmaktadır. 5 voltluk. Buradan şarj edebilirsiniz. AUX girişi bulunmaktadır. AUX kablosu da zaten yanında. AUX özelliğinden faydalanabilirsiniz. Onun haricinde reset düğmesi bulunmaktadır. Herhangi bir donma ya da herhangi bir aksilik olduğu zaman buradan ürünü resetleyebilirsiniz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gayet şık. Tasarımı iyi. Güçlü bir radyo. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.